genel izleyici kitlesi için uygundur. EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Caner Tassaman olacak. Sevgili hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Elhamdülillah, Allah'a şükür. Sen de iyisin inşallah. Elhamdülillah, Fatih, yine beraberiz hocam. Bir Ramazan günü beraber olmak, yine güzel konular üzerine konuşmak mutluluk verici. İyi ki çağırdın, ben de severek geldim. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık diyelim hocam. Sağ ol. Size de program yapmak gerçekten çok keyif verici bizler için. Şimdi malum hocam, bugün ne konuşalım derken biraz sevgi üzerine konuşalım istedik. Ve de özellikle Allah sevgisi üzerine Allah konuşalım. Allah sevgisi elbette. Onu da soracağım zaten. Yani bu sevgiyi Allah'a bağlama türlerini biraz konuşalım istedik. Şimdi tabii hocam, malum aslında geçmişte birçok felsefeciye, filozofa, hatta psikologlara dahi sorsak, niçin bu hayattayız cevabına verdikleri büyük kısım sevgi oluyor hocam. Yani adeta insan sevmek için, sevgi için var olmuş gibi bir yorumlamalar var. Bu kadar çok temel ve önemli bir kavramdan bahsediyoruz. Tabii bizim belki de burada bu sevgiyi nereye ve kime kanalize edeceğimiz çok belirleyici bir unsur olacak. Ama öbür taraftan hocam bakıyoruz. İslam'da hani sevgiye dair birçok unsur olmasına karşın bugün kullanılan dil pek de öyle çok sevgi dili gibi gelmiyor. Böyle hikmetli ve sevgi gibi, dili gibi değil de biraz daha böyle tehdit edici unsurların, şiddet içeren kelimelerin, kavramların biraz daha ön plana çıktığını da görüyoruz. Yani şuradan belki başlayabiliriz. Müslümanlar olarak sevginin önemini, Kur'an'ın sevgiye yapmış olduğu vurguyu idrak edebildiğimiz söylenebilir mi? Yani idrak edenler mutlaka vardır ama herhalde şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. İdrak edemeyen de geniş bir kesim var. Hem Müslümanların içinde var, bir de İslam'ın dışında da var. Özellikle ateistler, hatta Hristiyan misyonerler, birçok kimse İslam'ın sevgiyle alakası olmadığı gibi yanlış bir propaganda yapmaya çalışıyorlar. Oysa baktığımızda Kur'an'daki daha açılış ayetine baktığımızda Bismillahirrahmanirrahim, yani Allah'ın Rahman merhametini belirten bir sıfatı, kendi özünü ifade eden bir sıfatı. Rahim ise kullarına karşı da bolca merhamet eden, bolca merhametini gösterdiğini ifade ediyor ki yani merhamet, şefkat gibi duygular da zaten sevgiyle yakından ilişkili. Yani Kur'an'ın daha açılışından başlayarak Allah'ın sevgiyle ilgili mesajını alıyoruz. Ve Kur'an'da hem insandan Allah'a sevgiye dikkat çekiliyor, hem Allah'tan insana doğru çift yönlü bir şekilde sevgiye dikkat çekiliyor. Elbette ki Allah'ın insanlara sevgisi bir eksiklik içermeyen, insandaki zaafları hissetmeyen tarzda bir sevgidir. Ama sonuçta yine de Allah için sevgi kavramı kullanılıyor. Bu çift yönlü Allah'tan insana, insandan Allah'a Kur'an'da kullanılması, Kur'an'ın birçok yerinde geçmesi, Allah'ın merhametini ifade eden sıfatlarının yüzlerce ayette geçmesi, Kur'an'ın mesajında sevgi unsurunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bizim zaten varlığımız da Allah'ın sevgisiyle ilişkilidir. Yani Kur'an metninden bunu anladığımız gibi birçok İslam düşünürü de buna dikkat çekmiştir. Mesela İbn Sina, insanın işte sevmeyle ilgili kapasitemizin, sinin verilme sebebinin bunun sevginin kaynağı olan Allah'a yöneltmek için verildiğini mesela ifade etmiştir. Başka İslam düşünürlerine dikkat çekmiştir. Kısacası İslam'ın sevgiyle alakası var. Sevgi, merhamet İslam'ın en önemli mesajlarındandır derken biz yeni bir şey söylemiyoruz. Kur'an'ı okusalar orada gözüken bir şeyi ifade ediyoruz. İslam düşünürlerinden söylenmiş bir şey ifade ediyoruz. Fakat ne yazık ki bir kısım Müslümanların bilinçsizlikleri, ama bunun yanında da bazılarının kasıtlı şekilde İslam'ı kötü göstermeyle ilgili propagandaların neticesinde İslam'ın sevgiye verdiği önem yeterince anlaşılmamış vaziyette. Biz de bunun anlatmamız lazım. Yani hem Müslümanlara anlatmamız lazım, hem potansiyel Müslüman, Müslüman olmayan da potansiyel Müslüman olarak görüyor. Yani Müslümanlığı anlatmaya çalıştığımız insanlara da bunu merkeze alarak bir sunum yapmamız lazım. Evet hocam. Bunu yani bunu anlatırken de bazıları da şey zannediyor herhalde, hani İslam'ı böyle daha sevimli göstermek için olmayan bir boyayla İslam'ı boyuyoruz. Oysa bu İslam'ın özünün rengi. Dışarıdan İslam'a vurulan bir boya değil İslam'ı sevgiyle sunmak. Onun özünden kaynaklanan rengi, duası sevgiyle olmak.
Ki Kur'an'da bir sure hariç, geri kalan bütün surelerinde besmele ile başladığını da unutmamak gerekiyor. Rabbimiz adeta kartvizitine hocam bunu yazmış değil mi? Yoksa Bismillahil Kahharil Cebbar gibi de tabii bu kartviziti kullanabilirdi. Ama bu sevgi merkezli bir algıyı da bizim zihnimize inşa etmiş oluyor bu anlamda. Tabii, hatta ben şunu da söylüyorum. Yani aslında geri kalan Allah'ın kahhar tipi isimleri, hatta Allah'ın adil olması, diğerleri de merhametinin bir alt kümesi. Niye? Çünkü sonuçta Allah'ın birçok kuluna karşı zulüm edenler veya varlığın kendisine karşı zulüm edenlere karşı kahhar olmak da bir yerde o varlığa karşı, gerçeğe karşı sevginin bir tezahürü bence. Adalet de İslam'da dikkat edin Allah'ın adil diye bir ismi vurgulanmıyor. Allah'ın adaletle davranacağı söylense de. Yani bence bunun sebeplerinden biri şu. Çünkü sistemin tamamına hakim olan merhamet, adalet Allah'ın suçlulara karşı gerektiğinde uyguladığı bir şey. Yani şunu demek istiyorum. Kur'an'da bir kere biz yokken yaratılmamız Allah'ın merhameti sayesinde ve sevgisi sayesinde, sevgi sebebiyle var olduk. Başlangıç zaten sevgiye dayanıyor. Ondan sonra Allah insanlara yaptıkları iyiliklere kat kat karşılığını vereceğini söylüyor. Bakın, hak ettikleri kadar vereceğini söylemiyor. Kat kat fazlasıyla karşılığını vereceğini söylüyor. Diye burada bolca merhamet devreye giriyor. Daha sonra Allah af diye dileyenleri, tövbe edenleri affedeceğini söylüyor. Bazen af dileyip tövbe etmeyenlerin de affedilmesi mümkün. Yani Allah'ın bir de geniş birçok kimsenin günahını affediciliği var. Sevaplara karşılık vermesinin yanında Allah birçok günahı, özellikle af dileyip tövbe edilenleri affedeceğini beyan ediyor. Peki Allah'ın adaleti nerede geçerli? Sadece yapılan kötülüklerde geçerli. Birebir yani, mi hocam o da? Evet, orada da yaptıkları kötülüklere adaletle ceza veriliyor. Allah isteseydi iyiliklere simetrik bir durum oluşturabilirdi. İyiliklerde hak ettiğinden kat kat fazla alıyor. Kötülükte de sen ne yapıyorsan 10 kat, 20 kat, 30 kat karşılığını da ceza alırsın denebilir. Kur'an'daki ahiretle ilgili anlatımlar ne kadar korkunç gözükürse gözüksün, temel ilke olarak hak ettiği kadar herkesin ceza alacağı söylenmiştir. Bu da işte merhametin altı kümesi. Allah bütün güç elindeyken kat kat karşılığında fazla ceza verebileceksen orada işte adaletin devreye gireceğini söylüyor. Yani suçlara ceza verirken ve ancak hak ettikleri kadar da affedilmeyenler için geçerli olacak bir şey. Yani sonuçta bütün sisteme hakim olan unsur merhamettir. Yani Allah'ın merhameti ve gerektiğinde ceza vermesi eşit değildir. Bu yüzden Kur'an'da Allah'ın rahmeti üzerine yazdığı geçiyor. Allah hem rahmeti hem işte cezalandırma üzerine yazdığı diye geçmiyor. Sisteme hakim olan unsur merhamet ve merhametin gereği olarak gereğinde diğer kullara karşı merhamet göstermeyip onların hukuklarına tecavüz edenlerle ilgili cezalar oluyor. Evet. Eski filozoflardan biri hani şey aklıma getirdi hocam. Yani biz ancak var olanı severiz. Allah'sa sevdiğinde o şey var olur. Yani varlık sebebimiz. Bu anlattınız hocam, lütuf üzerine lütuf, ihsan üzerine ihsan, kerem üzerine kerem. Bu hani müşrikler özellikle o yüzden mi ahiret hep Allah'ın merhametine sığınırız? Mesela Yasin suresindeki şey ayeti aklıma geldi. Kabirlerinden bir anda kalkıyorlar ve هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنِ bu işte Rahman'ın bize vaat etmiş olduğu o gündür deyip onlar dahi Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınma eğilimi gösteriyorlar orada. Özellikle zaten ahiret değil mi? Yani ahiret evet. Aklımıza gelince bu ihtiyacımızla merhamet ve sevgi arasındaki ilişki gündeme gelecek. Ama ona sonradan da değiniriz. Yani aslında birçok şekilde sevgiye açılan kapılar var. Birisi de insanın muhtaçlığı sevgiyi besliyor. Ama sırf muhtaçlığı değil, geçmişte yapılanların şükrü de besliyor. İşte beğeniler de besliyor bazen, yapılanların beğenisi. Bazen hiç sebep olmadan sevgi bir hediye sevgi olarak da ortaya çıkıyor. Zaten ben kitabımda da bu şekilde sevgiyi dörde ayırdım. Yani bir işte beğeni sevgisi, beğeniden sevgiye giden yola dikkat çekmeye çalıştım. Ondan sonra işte yapılanlardan dolayı bir, daha doğrusu ihtiyaçlarımızın giderilmesinden dolayı bir sevgiye dikkat çektim. İhtiyaçlarımızı giderene karşı. Üçüncüsü, bize karşı yapılanlardan dolayı, bize karşı lütuflardan dolayı oluşan bir sevgi türüne dikkat çektim. Şükür sevgisi dedik. Dördüncüsü de hediye sevgi. Yani hiçbir sebep olmadan olan sevgi. Sonuçta başlangıcımız da hediye sevgi gibi bir hediyeye dayanıyor. Yani demin söylediğim bir daha tekrar edeyim. Bizim varlık sebebimizin temeli aslında sevgiyle alakalı bu yüzden. Çünkü biz hiçbir şey yapmadık hak edecek. Yani Allah'ın istediği gibi bir kul olmayı gösterme gibi durumumuz yokken var olmak gibi en muhteşem bir nimet bize hediye edildi.
Kesinlikle. Hocam bunları teker teker açalım ama öncesinde şunu da sormak istiyorum. Burada konuşacağımız şey sizin de kitabınızda vurguladığınız gibi insanların ailesine ya da arkadaşlarına göstermiş olduğu bir sevgi biçimi ayrı, romantiklik ve cinsellik içeren bir sevgi biçimi daha var ve en sonunda Rabbimizle olan iletişimimizdeki belirleyici unsur, değil mi? Tabii. Yani hepsi normalde yatay sevgi türüyken bir de hocam dikey sevgi türü diye benim anladığım Rabbimizle olan sevgi türü var. Biz burada Allah'la olan sevgi türlerini herhalde işleyeceğiz. Evet, daha çok onun üstünde duracağız. Tabii ki diğer sevgiler de Allah'ın bir lütfudur. Ama Allah'a olan sevgi de literatürde mesela bazen felsefe literatüründe agape başlığıyla buna ayrı bir isim bulunup da incelenir. Burada üzerinde duracağımız sevgi türü bu. Yani bu da yanıltıcı olmamalı. Tabii ki bütün sevgi türleri güzeldir. Yani bir çiçeği seviyorum, işte arkadaşımı seviyorum, işte basketbol oynamayı seviyorum şeklindeki yani kimi faaliyetler, kimi objeler, kimi sevdik yani yakınlarımızla ilgili bu kelimeyi kullanmamız bu kelimeyi sıradanlaştırmamalı. Sonuçta sevgi duyduğumuz varlık veya da sevgi duyulan yer ne kadar önemliyse o sevgi faaliyetinin önemi de o kadar önemlidir. Allah geri kalan bütün varlığın toplamından önemli olduğuna göre, çünkü geri kalan bütün varlık onun sayesinde var olmuştur, çıkmıştır. O zaman ona karşı duyduğumuz sevgi de bizim tüm yakınlarımıza, tüm dünyevi objelere, hazlara duyduğumuz sevgiden çok çok daha önemli olma durumundadır. Çünkü geri kalan hepsi zaten Allah sayesinde var oldu ve Allah onların toplamından daha önemli. Ve aynı şekilde öbür yönünü de düşündüğümüzde dünyadaki bütün insanların toplamının bize duyacağı sevgiden Allah'ın bize duyduğu sevgi daha önemlidir. Niye? Çünkü geri kalan bütün insanlar da Allah sayesinde var olmuşlardır. Bütün insanların toplamı Allah kadar önemli olamayacağına göre bizim için Allah tarafından sevilmek, beğenilmek her şeyin üstünde bir değerdir. Ve hayatın anlamlı olması da bu hayatı anlamlı bir şekilde yaşamamızda diyor bir anlam krizi de hayatla ilgili bazı programlarımızda seninle de işledik Fatih Hocam hatırlıyorum. Önemli bir unsur. Bu hayatı anlamlı kılmanın yolu da aslında Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmaya yönelik şekilde bir hayat inşasıyla mümkün. Hani Allah varsa neyin yok, Allah yoksa kimin var diye ve Allah'ın sevgisi de hocam ahirette herhalde en üst nimet olarak değil mi bize de takdim ediliyor. Böylesine önemli bir şeyden bahsediyoruz. Peki sevgili hocam, isterseniz şöyle yapalım. Bir ünlü filozofun bir lafı var, onu da söyleyeyim hoşuma gidiyor. Belki onunla başlayabiliriz. Hani Pinok diye bir filozof, ünlü bir filozof değil aslında yani. Bu konuyla ilgili yazan bir filozof. O ünlü filozof olan Descartes'e atıf yaparak, onun ünlü düşünüyorum öyleyse varım sözüne atıf yaparak, o sözü kendince bu konuyla ilgili yazı yazarken değiştiriyor. Diyor ki, seviyorum öyleyse varım. Aslında buna bence bir şey de ekleyebiliriz. Seviyorum, seviliyorum öyleyse varım şeklinde biz de ufak bir ekleme yapabiliriz. Yani varlığın kendisinin anlamlı olması sevgiyle çok ilişkili. Ben bununla ilgili bazen bir düşünce deneyi öneriyorum. Felsefede düşünce deneyleri çok kullanılır. Diyorum ki şöyle bir, yani düşünce deneyinden kasıt şu, bir hayalen bir ortamı falan hayal edip o durumda ne yapacağımızı üzerine akıl yürütmek, sonra buradan belli sonuçlar çıkarmak. Şöyle diyorum, sevginin önemini anlamak için bu düşünce deneyinde dünyada istediğiniz her şeye sahip olduğunuz fakat sevmenin ve sevilmenin olmadığı bir ortam düşünün. Mesela şöyle bir olay düşünelim. 20'li yaşlarındaki kadar genç ve sağlıklıyız. Hiçbir sağlık sorunumuz olmadığı gibi bütün dünyadaki haz nesnelerine en rahat şekilde ulaşabiliyoruz. Çok güzel ortamlarda, mekanlarda hayatımızı geçiriyoruz. Fakat böyle bir ortamda hiçbir insana karşıt bir sevgi duyamıyoruz. Hiçbir nesneye karşıt bir sevgi, haz alıyoruz ama sevginin kendisi yok. Veya yani sevgiden gelecek o nevi şahsına münhasır haz da yok tabii ki o zaman. Ve hiç kimse de bizi sevmiyor. Gücümüz var, paramız var. İnsanlar belki yemek sofralarında bize en güzel yemekleri getiriyorlar, boyun ediyorlar. Ama hiç kimseye karşıt biz sevgi duyamadığımız gibi en ufacık bir sevgi hissi de bize karşı yok. Ne kadar anlamsız bir hayat olur değil mi? Çok robotik ve nesneleşmiş olurduk hocam ya. Tabii ki. Yani istediğimiz sevgi dışında her şeye sahip olduğumuz bir ama sırf sevgi olmadığı anı düşünmemiz
Ve oradaki boşluğu eğer yakalayabiliyorsak, bu düşünce deneyi bence bize sevginin aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu, dünyevi birçok hazdan da, dünyevi güç nesnesinden de önemli olduğunu gösterecektir. Hele bir de şöyle bir felaketi düşünelim. Bizi yaratan, her şeyi yaratan Allah bizi sevmiyor. Veya bizim Allah'a karşı içimizde de bir sevgi hissi oluşmuyor. Değil mi? Ne kadar büyük bir felaket oldu. Hatta bundan daha da kötüsünü düşünelim. Daha da kötüsü şu, bundan kötüsü de olur mu? Bundan kötüsü diye var. Şöyle bir durum düşünelim. Biz hiçbir şeyi sevmekle de kalmıyoruz, her şeyden nefret ediyoruz. Her türlü dünyada şeye sahibiz, sağlıklıyız, gücümüz var. Ama herkesten nefret ediyoruz, her şeyden nefret ediyoruz. Ve bizden de nefret ediyorlar. Tabağımıza en güzel yemekleri servis ediyorlar diyelim etrafında düşüncelerinde ama bizden nefret ediyorlar. En lüks arabalara sahibiz ama o arabayı işte park edecek kimse veyahut arabayı satın aldığımız kimse veya yanımızda arabada oturan kimse hepsi bizden nefret ediyor. Bu da tabii ki sevgiyi düşün ki yani sevginin zıttını da mümkün olduğunu düşünerek yani nefreti nefretle beraber düşünmek lazım. Nötre göre böyle düşündüğümüzde o zaman bence sevginin değerini, çok daha nefretin olmamasının değerini bir kat daha iyi anlayacağımız kanaatindeyim. Çocuk, İyi ki Allah sevgiyi vermiş, bize nasip etmiş. Bir de şunu da yakalamak lazım. Bunu kitabımda savunuyorum. Birçok kimsenin, şimdi hepimiz sevgi hissinin birilerine karşı sevgi hissediyoruz. Birilerinin bizi sevmesini istiyoruz. Otomatikman fıtratımız gereği, yarın yaratılışımızın doğası gereği sevgiye bir değer veriyoruz. Sağlıklı her insan. Fakat şöyle bir durumu düşünelim. Felsefi temeli nedir sevginin düşünün? Şimdi sevgi birini değerli bulmak demek bir şeyi. Bir şeyini seviyorsak. Diyelim ki annemizi seviyorsak annemizi değerli buluyoruz arkadaşımızı. Veya biri bizi seviyorsa o bize değer veriyor değil mi? Evet. Gibi bir şey demek. Fakat bir an için şunu düşünelim. Materyalist bir dünya görüşü. Allah'a atıf yapmadan. Sevgi nedir diye sorsak. Sevgi sadece genlerimizin bize bir şekilde hissettirdiği bir hisse dönüş. Aslında midemizin acıkmasından farksız bir hisse dönüşür. Sonuçta annemizin veya bir yakınımızın midesi acıksa onu çok değerli bulmayız. Evet. Ama yani biyolojik bir kimyasalların etkileşiminden sırf kendi içinde bir şeyi değerli kılacak bir unsur yok. Çok doğru. Tek başına baktığımızda sırf materyalist açıdan. Fakat materyalist paradigma çerçevesinde genlerimizin oluşturduğu kimyasal etkileşiminden başka bir şey değil sevgi. Fakat Allah'a atıf yaptığımızda, materyalist çerçevenin dışına çıktığımızda şunu görüyoruz. İsterse Allah bunu vücudumuzda kimyasalların etkileşimiyle yaratmış olsun ki mutlaka bunun bir kimyasal temeli de var. Sonuçta sevgi ise Allah tarafından içimize konmuş, hem Allah'ın yarattığı varlıkla belli şekilde bir sevgi ilişkisi kuralım diye, hem daha da önemlisi bütün varlığın yaratısı Allah'a sevgiyle yönelebilelim diye içimize özellikle verilmiş bir his. Yani tesadüfen ortaya çıkmış kimyasal bir tepkime değil. Değil, evet. Yaratıcının bizatihi tasarımının içinde en muazzam duygulardan biri fıtratımıza konmuş. Bu şekilde baktığımızda sevgi gerçek değerine kavuşuyor. Geri öbür türlü baktığımızda bir materyalist açısından sevgi mutlu bir tesadüf sonucu oluşmuş bir his içimizde. Aslında bir şeyin diğerinden değerli olduğunu söyleyeceğimiz bir şey yok. Bütün her şey bir atom yığını, atomun bir şekilde bir araya gelmemizden. İster annemiz diyelim, ister çocuğumuz diyelim, diğer arkadaşlarımız gelsin. Yani bunun aslında değerli olduğunu söyleyeceğimiz veya benim onun için değerli olduğumu söyleyeceğim bir şey yok. Yani ciddi anlamda bir mantıksal temel kalmıyor materyalistlerin de. Bütün her şey sadece atomların belli bir şekilde toplanmasından ibaret oluyor. Kısacası fıtratımızdan gelen sevginin değerli olmasıyla ilgili hissimiz ancak Allah'a atıf yapıp da sevgiye böyle bir temel bulursak, bilinçli bir şekilde sevginin içimize konduğu gibi bir temel bulursak değerli olabilir. Yoksa genlerimizin bize oynattığı hoş da olsa bir illüzyondan başka bir şey sevginin olması mümkün değil ateist, materyalist paradigma içinde. Bu dediğimi ilk defa bu tip argümanlarla karşılaşanlar hemen anlayamayabilirler. Biraz felsefi bir yönü var bunun. Ama biraz dediklerim üstüne iyi düşünsünler. De şu Ruhun Yedi Çığlığı kitabım internette PDF'i de herkese açık. Bütün kitapların olduğu gibi bu kitabın. Oradan okurlarsa
biraz üzere konsantre olurlarsa ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirler. Şimdi hocam teşekkür ediyorum. İki şeye çok dikkat çektik burada. Bir, Allah hayattaki her şeyin toplamından bizim için çok daha önemli. Dolayısıyla onun sevgisi ya da sevmemesi bizim için en büyük değer belki de. İkincisi, Allah'ın dışındaki sevdiklerimiz var. Onun temeline de aslında o sevgiyi koyan Rabbimiz. Üstelik hocam, yani Allah'ın hani benim dışında hiçbir şeyi sevmeyin, yalnızca beni sevin gibi bir şey dememesi de herhalde bizim için bir rahmet olsa gerek. Kur'an'daki onu müminler en çok Allah'ı severler. İşte eşhedü hubben lillah diye bir ifade geçiyor. Yani diğer varlıkları sevmekten alıkonulmayıp, hani yalnızca bunu Allah'a kanalize etmek değil ama en çok Allah'ı sevmek, diğerlerini sevmek de bizim için tabii büyük ki, bir lütuf ve rahmet olsa gerek. Yani sonuçta geri kalan varlıklar da Allah'ın yarattığı, yani onlara karşı sevgisi hissetmekten Kur'an alıkoymuyor ama Müslümanların Allah'a karşı sevgisinin her şeyin üzerinde olduğu söyleniyor. Yani mesela Kur'an'da Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak geçiyor. Allah'ı anmak her şeyin üzerinde bir değer. Birçok ibadetten de daha önemli. Allah'ın zikrinin en önemlisi olduğu Kur'an'da, böyle bir ibadetlerin içerisinde tipi ifadeler var. Ama Allah, ne bileyim, biz bir bardaktan, çiçekten, masadan bahsetmemizden, hani evi nasıl döşeyeceğiz gibi konuşmalar yapmaktan da bizi alıkoymuyor. Yani Allah'ın zikri hepsinden önemli. Ama dünyevi konuları da işte zikretmeyi, anmayı meşru kılıyor. Yeter ki yani bir kötülük yolunda zikir olmasın. Evet. Yani aynı şekilde geri kalan varlıklar da Allah'ın yarattıkları. Onları sevmekte elbette ki bir sorun yok. Ama sonuçta Allah'ın sevgisinin her şeyin üstünde olması lazım. Çünkü sevginin kaynağı o. Sevginin kaynağı ve her şeyimizi veren olması yaratıcının. Yani her şeyden çok onu sevmemizi getiriyor. Çünkü birazdan da açarız. Bütün sevgi türlerinden Allah'a giden bir yol var ve her sevgi türünden Allah'a giden yol en çok onu sevmemizi o yüzden gerektiriyor. O sevgi türleri bazen imtihanımız olabilir mi hocam bizim? Tabii ki olabilir yani sevgi türleri. Çünkü Allah'a giden yolu onlardan bulamayıp orada kalırsak, yani diyelim ki beğeni sevgisinden, beğendiğimiz cisimlerden bir sevgi kapısı açılıyor. Bizatihi kendisine olduğu kadar aslında beğendiğimiz varlıklar bir işaret levhası gibi kendilerini ortaya çıkartana işaret ediyorlar. Biz işaret levhası özelliklerini göremeyip, işaret levhasının kendisine sarılıp işaret levhası ne güzel bir şeymiş diye yaparsak, değil mi? Çok komik olur. Ama yani parmak Allah'a işaret ediyorsa, evet, parmağa bakarak ya ne kadar güzel parmak deyip orada takılı kalmamak gerekiyor. Evet. Gösterdiği yöne bakmak gerekiyor. Evet, bazen insanlar yani yolda gördükleri işaret levhasının, evet, gösterdiği yere gitmeleri gerektiğini işaret levhasına savunup işte geldim oraya diyorlar. O işaret levhası yani şuraya gideceğim diye sana gösteriyor. Şimdi beğendiğimiz cisimlerden onları ortaya çıkartan Allah'a gidemeyip onu ilahlaştırmak, putlaştırmak, Allah'tan değerli görmek dünyevi şeyleri. Elbette ki burada işte sevginin yani biz olumsuz bir şey çekebileceğinin bir örneği. Evet. Belli sevgi şekilleri. Evet. Sevgili hocam, bugün tabii beğeni, ihtiyaç, şükran ve hediye sevgiyi konuşuyoruz ama ara vaktimiz de geldi. Şimdi isterseniz aramızı... Evet hocam, aramızı hadi isterseniz verelim. O zaman verelim. Biraz hızlı konuşalım da ikinci arada hepsini tamam, bitirelim. Aradan sonra hocam hiç bölünmesin. Direkt beğeni, ihtiyaç, şükran ve hediye sevgiyle devam edelim. Efendim, bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Caner Tassaman ve sevgi, özellikle Allah sevgisi üzerine konuşuyoruz. Kısa bir ara, sonrasında karşınızda olacağız tekrar. Efendim, karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Caner Tassaman bizimle bu akşam ve kendisiyle Allah sevgisi üzerine konuşuyoruz. Sevgili hocam, isterseniz sevgi türlerini teker teker açalım. Evet, beğeni sevgisinden başlayalım dedik. Şimdi beğendiğimiz şeylerden o beğendiğimiz şeyin kendisine ve beğendiğimiz şeyi ortaya çıkartana karşı bir sevgi kapısı açılır. Değil mi? Evrene de baktığımızda gerçekten beğendiğimiz birçok şey var. Gördüğümüz bir sürü bitki çeşidiyle, çiçekleriyle, kuşlarıyla, karıncalarıyla, böcekleriyle muazzam bir evren var. Madem ki beğendiğimiz şeyleri bir sevgiye hissediyoruz ve onları ortaya çıkartana karşı bir sevgi eğilimi var. O zaman bu tip sevgini en çok duymamız gereken bütün evreni ortaya çıkartandır. Görmeyi, işitmeyi bize verdiği gibi aynı zamanda işte manolyaları da yaratan, sümbülleri de yaratan,
ondan sonra ne bileyim karıncaları da yaratan evrendeki bu kalemunları, yarasaları, radar sistemi olan diğer yunusları da bütün bu varlıkları yaratan Allah'a karşı o beyniden beyni sevgisine giden mutlaka bir yol var. Şimdi bu içimizdeki beyni hissini Kur'an zaten birçok ayette kırbaçlıyor. Yani şöyle diyeyim, daha doğrusu harekete geçiriyor. Nasıl? Sürekli çevremize, evrene Kur'an baktırıyor bizi. Yani Kur'an sadece bana bakın ve burada kalın diyen bir kitap değil. Beni derinlemesine okuyun, anlamımı tefekkür edin diyor bir yandan, tedebbür edin diyor. Fakat diğer taraftan evrenin üzerine tefekkür edin diyor. Şimdi evrenin üzerine, yaratılmışlar üzerine tefekkür, onlarla ilgili bir beyni, beyni ise Allah'a karşı sevgiye götürecek bir yoldur. Bu yoldaysa her şeyin, bütün varlığın ve bütün evrendeki güzelliğin kökeni Allah olduğuna göre her şeyden çok Allah'a karşı bir sevgi duymaya bizi götürecektir. Evet hocam. Yani, evet. Bu aynı zamanda varlıkla kurduğumuz ilişkiyi de düzenleyecek. Sadece kendimize kalmayıp evren üzerinden de Allah'a ulaşmanın herhalde bir yolu olsa gerek. Peki hocam ihtiyaç sevgisine gelirsek? Şimdi tabii ki ihtiyaç sevgisi ihtiyaçlarımızı gideren ve muhtaç olduğumuza karşı da bir sevgi hissetme eğilimimiz var. Bunun en güzel örneklerinden birisi kimse çocukluğundan itibaren anne babası ihtiyaçlarını giderir ve ona karşıt bir sevgi içerisindedirler. Bu menfaatçi bir yönü olduğu söylenmiştir bazen bu sevginin. Doğru. Yani gerçekten bir menfaatle ilgili ihtiyaçlarımız giderildiği için. Belki diğer sevgi türlerine göre bu sevgiyi aşağıda görenlere de itiraz etmem. Ama yanlıştır da diyemeyiz bu sevgi türlerine. Niye? Yani biz anne babamız ihtiyaçlarımızı gideriyor diye sevmeyelim. Yani insan fıtratının özelliklerinden birisi ihtiyacını giderene karşıt. Sevgi beslemek. Yani kendi fıtratımızla savaş içinde olamayız. Yapmamız gereken şey fıtratımıza verilmiş bu özelliği değerlendirmek bir yerde. Yani anne babamıza karşı ihtiyaçlarımızı gidermesinden dolayı sevgi duymamız kötü olmadığı gibi. Bundan daha temel bir şekilde ihtiyaçlarımızı gideren Allah'a karşı da sevgi beslememiz lazım. En önemli ihtiyacımızsa bizim işte ölümün yokluk olmaması. Eğer ki Allah'ın varlığını anlamazsak, eğer Allah vaadini gerçekleştirmeyecek olsaydı, ölümle beraber biz de en sevdiğimiz yakınlarımız da sonsuz bir karanlığa gidecektik. Oysa evren ne kadar güzel, varlıkta ne kadar güzellik olma potansiyeli var. Allah bunu yeniden yaratacağını ve bu ihtiyacımıza cevap vereceğini söylüyor. Ve müjdeliyor aslında. Evet, o zaman bu ihtiyacımızı gidereceğini müjdeleyen Allah'a karşı bu ihtiyaç sevgisine giden yolu benimsememiz bence olması gerekli bir sevgi türü. Yani nasıl ki en çok beyni sevgisinde bize en çok Allah'a karşı sevgi duymamıza götürüyorsa, en önemli ihtiyacımız da Allah giderdiği için ihtiyaç sevgisi de en çok Allah'a karşı sevgi duymamızı gerektiren bir şey. Yani zirveyi Allah'a koymak evet. lazım. Çünkü bizim ihtiyacımızı giderenlerin de ihtiyacını gideren aslında Rabbimiz. Yani biz onlara sığınsak dahi onların da sığınacağı bir kapı. Tabii ki yani bir de yokluğumuz, yok olmamız ihtimaline karşılık değil mi? Allah olmasaydı veya vaat etmeseydi. Yani yokluğa doğru giden bir varlık olurduk. Burada bizim varlığımızla ilgili ihtiyacımızın, çünkü her şey varlığımıza bağlı. İhtiyacımızın giderilmesinin yanında geri kalan bütün insanların bizim ihtiyaçlarımı gidermesinin hiçbir önemi yok. Evet. Hepsi zaten çok küçük şeyler. Zaten o geri kalan varlıklar da Allah sayesinde olduğu için aslında onların ihtiyaçlarımı gidermesi bile Allah sayesinde. O yüzden yine zirveyi Allah'a koymamız gerekiyor. Şükran sevgisine geldiğimiz zaman hocam. Şükran sevgisi de şu, şimdi ihtiyaç sevgisiyle de kısmen benziyor ama ben şöyle ayırıyorum. Şükran sevgisi ihtiyaç sevgisi kadar menfaatçi bir sevgi diğerine ilişkiler geliyor, onu değil. Yani şükran sevgisi yine ihtiyaçlarımız gideriliyor ama bir yerde artık ihtiyaçlarımız giderilmese de şükran hissini duyabiliriz. Mesela anne babasından yine insan düşürebilir. Artık anne babası diyelim ki öyle bir duruma geldi ki maddi bir güçleri de yok, fiziksel bir güçleri de yok. Artık hiçbir ihtiyacınızı gideremiyorlar sizin. Ama biz yine onları sevebiliyoruz. Niye? Çünkü geçmişte bizim için yaptıklarından. Yani bundan sonra bizim için hiçbir şey yapmayacak olsalar bile biz onlara duyuyoruz. Sırf yapılanlardan dolayı. Şimdi şükran hissinden tabii ki Allah'ın ihtiyaç sevgisiyle şükür sevgisini Allah'ta ayırmamız
mümkün değil. Çünkü Allah en çok şükretmemiz gereken olduğu gibi zaten en önemli ihtiyacımızı giderecek olması. Ama şunu düşünelim. Allah bundan sonra hiçbir ihtiyacımızı gidermeyecek olsaydı bile bundan sonra diyelim. Fakat sırf bizim için bundan önce yaptıklarından dolayı bile Allah için müthiş bir şükür sevgisi duymamız gerekirdi. Niye? İşte şu anda görüyorum. Yani görmek ne kadar muazzam bir olay. Varım. Yani yokluk yerine var olmak zaten en olağanüstü nimet. İşitiyorum. Değil mi? Birbirimize diyalogumuz. Allah dil vermiş, ağız vermiş. Zihnimizi konuşacak şekilde yaratmış. Konuşup derdimi ifade ediyorum. Sevgimi, acımı, sıkıntımı, heyecanımı ifade edebiliyorum. Kültür oluşturabiliyorum. Yani Allah'ın konuşma nimetini, dili vermesi, işitmeyi vermesi ne kadar büyük nimetler. İç organlarım vücudumdaki birçok fonksiyonu sağlıyor. Yemeklerin işte öğütülmesini sağlıyor. Ayaklarım beni bir sürü yere taşıyor. Ellerim ne kadar hizmetimi görüyor. Bütün bunların hepsine Allah sayesinde sahip oldum. O zaman bize yapılanlardan dolayı bir şükür duymamızdan dolayı bir sevgi duymamız gerekiyorsa en önemli ihtiyaçlarımızı karşılayan Allah olduğu için bize bütün bu bedeni veren, yoktan varlığa çıkaran Allah olduğu için şükürden, şükür sevgisine giden yolla Allah sevgisine gidince Allah'a her şeyden çok daha muhteşem bir şekilde sevgi duymamız lazım. Evet hocam. Peki. Ben bunları sonra da şunu değineceğim. Yani bu sevgilinin benzer mesela şükür kelimesi Kur'an'da yapılanlara karşıt beyni ifade eden bir şey şükür. Şimdi insan ihtiyaç içinde yani kulların Allah'a karşı şükredici olması geçiyor. Fakat Kur'an'da Allah'ın da şükür duyduğu geçiyor. Yani burada bakıyoruz aslında sadece yanlış anlaşılma sadece ihtiyaçların giderilmesinden dolayı duyulan bir sevgi türü değil şükür sevgisi. Evet. Çünkü Allah da bize şükür sevgisi benzeri bir sevgi duyuyor. Nereden anlıyoruz Kur'an'da? İşte Allah'ın da kullarına karşı şükredici olduğu geçiyor. Ha burada ne oluyor? Kulları Allah'ın kullarına hiçbir ihtiyacı olmamasına rağmen yaptığı eylemlerin bir kısmından razı oluyor. Mesela kullarının şükredici olması, minnettarlığı, Allah'ın yarattığı evreni tefekkür etmesi, işte fakirlere yardımı gibi birçok hissinden Allah memnun oluyor. Memnun olunca Allah da kullarına karşı şükredici. Yani şükran sevgisi gibi bir sevginin Kur'an'da çift yönlü olduğunu da görüyoruz. Kuldan Allah'a olduğu gibi insanın eylemlerinden dolayı Allah'tan kula karşıt da işleyen bir çift yönü var. Nitekim yine bu şükürle benzer bir durum. Mutlaka bir anlam farklılığı var ama yani bir benzer yönü de var. İşte kulların Allah'tan razı olmasına da Allah dikkat çekiyor. Allah'ın kullarından razı olmasına da dikkat çekiyor. İşte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır diye geçiyor. Allah nasıl kullarından razı oluyor? İşte istedikleri gibi iman edip amelde bulunca kulları razı oluyor. Kullar Allah'tan nasıl razı oluyor? İşte onların en temel ihtiyaçlarını gideriyor. Cennette onları affediyor gibi durumlardan da razı oluyorlar. Şimdi hayatını ondan soruyorum. Yani Allah'ın bize şükretmesi veyahut da bizden razı olması kadar, yani sevmesi kadar önemli bir hedef ne olabilir? İşte bu hayat anlamlı bir şekilde yaşanacaksa, yaratıcımızla kuracağımız bu sevgi ve şükür ilişkisi ancak bu hayatı anlamlı kılacak unsurdur. Bunun dışında dünyada daha para, güç sahibi olmakta hayatın anlamını ararsak, bence yani hayatın bir yerde rotasını baştan yanlış çizmiş oluruz. Burada para, güç elde etmek de kötü bir şeydir demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece hayatın anlamını bunlarda aramak. Aramak, evet. Allah'ı hiç düşünmeden bunlar üzerine hayatı bina etmenin sorunlu olduğuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Hocam gerçekten Kur'an'da iki yerde geçen Şekur ismi var Rabbimizin. Yani kullarının şükrüne karşı mukabelede bulunup onları asla hani tek taraflı almayıp mukabelede bulunan diyor. Bu aklıma benim işin doğrusu şükrederseniz arttırırım mı da getirdi. Yani hem şükrediyoruz, razı olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz Allah'tan, Rabbimizden herhalde razı olduğumuz için Allah da bizden kat kat razı oluyor. Hatta bir ince kullanımdan bahsedilir. Yani şükür geldi iki yerde de belirsiz olarak geliyor hocam. Yani marife yani belirli olarak değil, belirsiz şekilde geliyor. Rabbimizin ona göstereceğimiz şükre karşılık olarak bize ne kadar mukabelede bulunacağını, ne kadar arttıracağını da peki zihnimizde kestiremiyoruz herhalde. Şimdi şu da var tabii Tövbe suresi 72'ye de burada atıf yapalım. Tövbe suresi 72'de Allah'ın kullarından razı olmasının
cennetin üstü bir nimet olduğu geçiyor. Yani cennetteki geri kalan nimetlerden daha üst bir değer Allah'ın kullarından razı olması. Bunu bir simetrik okumasını yaparsak bunu Tövbe 72 söylüyor. Ama bu söylenenden bir simetrik okumayı da cehennem için yaparsak o zaman şunu da anlayabiliriz. Cehennemdeki diğer sıkıntıların üstü bir sorun insanlar için Allah'ın rızasını kaybetmiş bir kul olmak diyebiliriz. Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Buradan diğer bir hocam sevgi türümüz olan hediye sevgisine eğer gelecek olursak. Şimdi birçok insana da böyle mesela bazı anketler yapıyorlar. Yani değişik dinlerden insanlara Allah'ın varlığına inanan soruyorlar. Yani Allah insanı niye yarattı, yani insan bir şey yapmamışken. Orada verilen cevaplardan biri de enteresan bir şekilde bence oldukça doğru bir cevap. İnsanları sevdiği için yarattı. Peki insanın yaptığı, hani mesela Allah kullarına karşı şükredici deyince insanın yaptığı bir eylemlere karşı da Allah onu beğenmesinin göstergesi şükür, rıza. Evet. Yaptığı eylemlere karşı. Fakat öyle bir sevgi türü var ki Allah'ın, o insanın yaptığı eylemlerden de bağımsız. İşte ona hediye sevgi diyoruz. Bizim yokken yaratılmamız da böyle. Hiçbir şey yapmadık ki. Var olmak başlı başına müthiş bir ödül, müthiş bir nimetler. Yokluktan varlığa çıktık. Ne kadar güzel hissediyoruz. Duygularımız var. Yani en sıkıntılı duyguları hissetmek bile bence yok olmaktan, ya, yokluktan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hediye sevgi, Allah'ın kullarını var etmesine de yol açan sevgi olduğu için şunu da söyleyebiliriz. Sevgi, evrenle ilgili kozmolojimizde bir yan anlatı, romantik bir anlatım değil. Bütün her şeyin temeli. Evet. Her şeyin temeli ve başlangıcında itibaren sevgi var. Her şeyin açığa çıkması zaten Allah'ın sevmesiyle, kendine mahsus sevgi türüyle sevmesiyle oluyor. Burada şu soru sorulabilir. Peki insan demin dedik hani beğeni sevgisi, şükür sevgisi, ihtiyaç sevgisi gibi sevgi türlerini Allah'a karşı hissediyor. İnsan Allah'a karşı hediye sevgisi tarzında bir sevgi hissedebilir mi deyince, onu da şöyle düşünüyorum. Evvela bu sevgimizin olup olmadığı ile ilgili potansiyeline bakalım. Bence burada yine anne babalar iyi bir örnek. Birçok anne baba çocuğundan hiçbir karşılık gelmeyecek olsa da, değil mi? Hani yani bu büyüdüğünde bizim ihtiyacımızı giderir diye hiçbir düşüncesi olmasa da yine onu seviyor. Bir şekilde bir hediye sevgiyle seviyor. Hiçbir karşılık ve onu zaten yaptığı bir şey yok. Yani ihtiyacını da gidermiyor. Geçmişte yaptıklarından dolayı şükür de duyması mümkün değil. Ona çocuğu olduğu için, her neyse o olduğu için bir sevgi duyuyor. Hediye sevgi duyuyor. Hatta bu sevgi olmasa hocam birçok zorluklara karşısında da katlanamazlardı herhalde, değil mi? Şimdi tabii. Bebeklik dönemi, gece uyanmalar, ilgisi, bakımı, bütün tabii. Bu zorluklar belki de bu sevgi sayesinde tatlı bir anıya ve hale evet. Dönüşebiliyor. O zaman içimizde ben şunu diyorum, yani bu hediye sevgi tarzı bir sevgi duymayla ilgili içimizde bir potansiyel varsa hiç şüphesiz Allah'a karşı da hediye sevgiyi duyabiliriz. Yani Allah'ı her kimse o olduğu için sevebiliriz. Allah sırf Allah olduğu için, yani bizim için yaptıklarından bağımsız olarak da sevebiliriz. Fakat biz Allah'a da bizim için o kadar çok şey yaptı ki şükür, o kadar da çok gelecekte ihtiyacımız için Allah'a da muhtacız ki, evrende bütün yaptıklarından dolayı müthiş bir beğeni de bizi Allah'a sevgiye taşıyor. O yüzden hediye sevgi gibi bir sevgi türünü diğerleriyle ayırt etmemiz zor. Evet. Çünkü her türlü sevgi türünü iç içe bir şekilde Allah'ı sevmemiz lazım. Ama bana göre şüphesiz hediye sevgi gibi bir sevgiyle de Allah'a sevgi duyabiliriz. Burada aklıma C.S. Lewis geldi. O da buna benzer bir sevdiğim felsefecilerden biridir. Faydalandığım, yaptığım çalışmalarımda. O da Agustinus'u, ünlü Hristiyan felsefeci, çok beğeniyor. Agustinus da bu sevgi üzerine yazdıkları, ifadeleri olan bir felsefeci. İşte bir yakınını kaybettiğinde Allah'a ne kadar ihtiyacı olduğunu anlayıp Allah'a karşı sevginin her şeyden önemli olduğunu söylerken Agustinus, yani çok beğense de C.S. Lewis Agustinus'u, burada bir eleştiri getiriyor. Yani Allah'ı bütün ihtiyaçlarımızdan bağımsız olarak sevmeliyiz diyor.
Yani Augustinus'un sevgisini bir yerde yüzeysel buluyor. Yani demek istediği bir yerde şu. Biz Allah'a her şeyden önce hediye sevgi tipi bir sevgiyle bütün çıkarlarımız, ihtiyaçlarımızın üstünde sevmeliyiz. Hani biraz bu Augustinus'a yakışmadı gibi diye düşünüyor. Yani böyle hani bak hani dünyada Allah dışında önemli bir şey yok. Allah'a bu kadar muhtacız, haydi sevelim tarzı bir sevgiyi daha yüzeysel bir sevgi türü görüyor. Ama bana göre bu sevgi türlerinin hepsini vurgulamamız lazım. Bu sevgi türlerinden hediye sevgi diğerlerinin üstüne koymaya bir itirazım olmaz. C.S. Lewis pekala haklı olabilir. Ama biz insanız, ihtiyaçlarımız var. İhtiyaçlarımızı ancak Allah giderebilir en temel ihtiyaçlarımızı. Buradan da Allah'a bir sevgi duymamızda da, insani acizliğimizin farkında olmamızda da en ufacık bir bence sorun yok. Şükür sevgisi, beğeni sevgisi, bütün bunların her türlüsüyle Allah'a karşı yönelecek bir şekilde sevgi duymamız lazım. Bir de şunu da anlatmamız lazım birçok kimseye. Yani sevgi İslam'ın mesajının temelindedir. Yani Hristiyan misyonerlerin bir kısmı özellikle bununla ilgili hani işte Hristiyanlıkta sevgi var, İslam'da yoktur gibi İslam'la ilgili aldatmacanın vurana içine giriyorlar. Tokat atana öbür tarafında çevir diye anlatılır hocam Hristiyanlıkta. Yani İslam'ın içinde kötülük yapana bir şekilde caydırmak için ona cevap vermek geçse de İslam'ın içinde de bireysel olduğunda kötülüğü affetmek geçiyor aslında. Yani bireysel olarak affedicilik Kur'an'da makbuldür. Ve hayırlıdır diyor. Hayırlıdır yani. Ama karşı taraf toplumunuzu yok etmeye kalktığında Müslümanları savaşmalarına izin veriliyor. O ayrı bir şey. Yani karşı taraf sizi yok ettiğinde sizin oturup yerinize dikilip çoluk çocuğu karşı taraf öldürsün diye beklemeniz İslami açıdan bir ahlaksızlıktır, korkaklıktır. Ama birisi size kötülük yaptığında kötülüğe cevap vermemeniz bir erdemdir gerektiğinde. Yani Allah size ona mukabele etme fırsatı veriyor ama affederseniz sizin için hayırlıdır diyor. O yüzden yani Hristiyanlığın o söylemiyle İslam'ın bir sorunu olduğunu da söyleyemem yani. Evet hocam. Onu ama tabii ki yerin zamanını iyi ayarlamak lazım. Hiç şüphesiz Hristiyanlığın özünde de sevgi vardır. Yahudiliğin de özünde sevgi vardır. Hazreti Muhammed'le gelen mesajın da özünde sevgi vardır. Bunlar hepsi Allah'ın gönderildiği dinlerdir. Bu dinlerden birinde şu anda işte İsrail'deki bazı Yahudilerin yaptığı gibi nefret sevginin önüne geçtiyse, Haçlı seferlerinde Hristiyanların işte sevgisizliği ön plana çıkarıp da başka yerleri yağmalamak için dini kullandılarsa, Müslümanların içinden de yine belli tarih dönemleri yağmacı modeller veya IŞİD gibi hani sanki nefreti ön plana, sevginin önüne geçiren modeller çıktıysa, bu ne Hazreti Muhammed'le, ne Hazreti İsa'yla, ne Hazreti Musa'yla gelen mesajın gereğidir. Bu insanların kendi menfaatleri için dini kullanmaları veyahut da dini işte çok çok yanlış anlamaları gereğidir diyeyim. Hocam, var mı daha vaktimiz? Var hocam. Bir son evet, bölümde şunu sormak istiyorum hocam size. Şimdi modern döneme baktığımızda İslam'ı sadece böyle sevgi dini, hani böyle kısmen bunlar böyle New Age diyebileceğimiz de belki akılların içerisine dahil olurlar. Hani İslam sadece sevgiden ibarettir. Hiçbir şekilde cezalandırma ya da korkutma yoktur diyen bir akım var. Öbür taraftan baktığımızda da işte bu sevgi hiç değer vermeyip sadece cezalandırma üzerinden anlatılan bir din görüyoruz. Evet. Ki insanlar biraz da bundan belki de gına geldiler. İnsanlar biraz sıkıldılar, bıktılar bu din anlatısı. İkisini de burada dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Hocam buradaki dengeyi sağlamakta şunu yapmamız lazım. Yani Allah'ın indirdiği bir din var. Bizim kendi başımıza bir orijinalite peşinde koşmamızın gerekiyor. Yani yeni din oluşturacak halimiz yok. Şimdi Allah'ın dinin indirdiği dinin de Kur'an'ın bütününe yaygın bir sevgi mesajı var. Mesela işte diyeyim ki şeyde Enam suresi 54. Rabbiniz merhamet etmeyi kendi üzerine aldı. Araf 156. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ben azabım her şeyi kuşatmıştır diye Kur'an'da bir ayet yok ama rahmetim her şeyi kuşatmak, her şeyi de kuşatmıştır. Mümin suresi 7. ayet. Rabbimiz rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatmıştır. Şimdi bu tip ayetlerde bakıyoruz. Yani sisteme hakim olan merhamet. Ama diğer taraftan yani merhamet var kullara. Kim ne yaparsa yapsın hiçbir azap yok. Yani Allah'a karşı istediği saygısızlıkta bulunsun, yetimlerin malını çalsın değil. Yani sonuçta dediğin gibi adalet de Allah'ın merhametinin bir alt kümesi. Sisteme hakim olan merhamet ama kötülerin cezalandırılması da
sistemin bir gereği. Kur'an'da elbette yani kötülük yapanlara karşı azap tehdidi de var. Bu da dinin bir şeyidir. Yani dinde olan bir şey sanki yokmuş gibi göstermek de bence bir eksikliktir. O da dinde vardır. Ama bu yani böyle sanki yarı yarıya eşit bir, mesela şöyle bir şey Kur'an'da hiçbir yerde rastlayamazsınız. Allah yaptığı iyiliklerin insanların yok kabul edilmesi. Doğru. Böyle değil bir mi? Şey yok. Ama işte yapılan kötülükleri affedilip tövbe edilince, hatta yani affedilip tövbe edilmeden de belki bazen Allah affedebilir. Ama özellikle affedilip tövbe edince affedilmesi Kur'an'da geçiyor. Yapılan iyiliklere kat kat karşılığının verilmesi geçiyor. Ama işte kötülüklerde adaletle yaptığı kadarıyla cezalandırılacağına vurgu var. Yani bu aradaki farka dikkat etmek lazım. Böyle yarı yarıya sistemde işte azapla merhamet eşit tarzı böyle sunumlar da yanlış sunumlar. Ki azap unsurunu yok saymak da ayrı bir yanlış tabii ki. Beynel haf ve recai böyle okuyabilir miyiz hocam? Ümitle korku arasında Allah'a yakınlaşmak, Allah'tan istemek. Yani bir yandan tedbiri elden bırakmadan ama öbür yandan da hocam Rabbimizin büyüklüğünü, sonsuz gücünü, sonsuz kudretini de bilerek yaklaşmak. Tabii ki sonuçta Müslümanın yapması gereken bir Allah'ın varlığını biliyor, Allah'ın merhametini biliyoruz. Bundan dolayı zaten kafirlerden başka Allah'tan kim ümidini keser diyor. Müthiş bir ümit olması, Allah'a yönelmesi lazım. Fakat bunun yanında takva, dinde dikkatli olmayı, titiz olmayı gerektiriyor. Müslüman hata yapmaktan da çekinen, Allah'ın rızasını kaybetmekten de çekinen, Allah'ın rızasını her şeyin önünde önceleyen kişidir diyelim. Hocam son 3 dakikaya girerken, evet. Ramazan'la ilgili olarak hocam neler tavsiye edersiniz? Bu sevgi olarak yani örnek veriyorum hani biraz daha böyle çekilip kendimizi mi yoklayalım? Biraz daha hani sevgimizi ön plana alarak kimleri sevdiğimizi ya da nasıl sevmemiz gerektiğini mi sorgulayalım? Ne tavsiye edersiniz? Vallahi sonuçta Ramazan'da Allah'ın indirdiği mesajla ilgili birçok şey tefekkür edilebilir. Bunlardan birisi hiç şüphesiz neyi ne kadar sevdiğimiz. Yani şeyi düşünebiliriz, dünyadaki maddi objelere ne kadar sevgi duyuyoruz. İşte yakınlarımıza ne kadar sevgi duyuyoruz. Ama bütün bunların hepsini Allah sayesinde sahip oldum. Ben Allah'a karşı yeterli bir sevgiyi gösterdim mi? Allah hayatımda yeterli yeri verdim mi? Yani sevgi de sırf lafla olması gerektiği bir şey değil. Allah'ı seviyorum diyorsak kendi eylemlerimizle de, dindeki titizliğimizle de Allah'a karşı sevgimizi göstermemiz lazım. Sonuçta biz Allah'la, Allah'ın yolladığı mesaj üzerinden bağlantılıyız. Kur'an bizim Allah'la bağlantı noktamız. Ramazan'ı Ramazan yapan ne? İşte Ramazan, Kur'an'ın indirildiği aydır. Allah oruç tutmamız için bir ayı seçerken Kur'an'ın indirildiği ayı seçmiş. Biz Kur'an'ın bize mesajını, Kur'an'ın farzlarını, haramlarını uyguladığımız zaman, onları hayata geçirdiğimiz zaman Allah'ın rızasını, sevgisini kazanma yolunda yol almış olur. Bazen soruyorlar, hocam işte özel Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmamız için reçeten var mı? Yani özel bir reçete mi yok? Reçete çok basit. Kur'an'ın iman et dediği şekilde iman edeceğiz. Amelleri bu şekilde yapacağız. Haramlardan, günahlardan bu şekilde kaçacağız. Zaten Allah bir reçete vermiş. Yani biz bir reçeteye, yani bunun dışında bir reçeteye muhtaç değiliz. Özel zikir falan yok mu hocam bu işin? İşte özel zikir Kur'an. Evet. Kur'an'ın kendisi, zaten Kur'an'ın sıfatı zikir. Zikir. Hatırlatıcı aslında özel, bize inmiş işte, insanlara inmiş özel değil mi? Yani bu insanlara özel değil mi? Peygamberimizin geldiği yüzyıldan sonrasına inmiş. Tamamen tarihin bu dönemine özel, bundan daha özel ne olacak? Aynı zamanda Kur'an'ın kendi vasfı şifa. Yani gönlümüzde oluşabilecek her türlü sorun, dertler için Kur'an'ın içeriği şifa. Mesela Kur'an'ın içeriği Allah'a karşı sevgi ilişkisini söylüyor. Aslında o sevgi ve minnettarlık ilişkisini Allah'a karşı hissetsek, bir bakacağız dünyada dert ettiklerimizin çoğu dertliymiş. Yani. Çözülüp gidecek yani. O Kur'an'ın şifa özelliği ama biz Kur'an'ı hayata geçirdiğimizde, yani hem amelle hem imanla hayata geçirdiğimizde Kur'an'ın o şifa özelliği hayatımıza geçmiş olacak. Bunun için Ramazan boyunca mesajımızı bu programın sonlarına gelmişken yine tekrar edelim. Lütfen Kur'an'ı anladığımız dilde anlamaya çalışarak okuyalım. Yani anlamaya çalışma kısmı da önemli. Zaten anlamadığı dilde zaten anlaşılmaz. Ama yani anladığı dilde bile Kur'an'ı şu şekilde okursak, övgü alemlerin Rabbi olan Allah'adır, o Rahman'dır, Rahim'dir, din günü sahibidir, böyle hızlı hızlı, yani böyle hani diyelim Fatiha'yı okurken mesela deminki gibi
ayetleri böyle hızlı hızlı okuyup da sırf o sureyi bitirmiş olmak için bitirmek şeklinde okursak, o zaman da zihin anlamına muhafaza etmeden sırf seslendirebiliyor. Yani anladığımız dilde okumak birinci şart. Ama bunun yanında anlamaya çalışmak da önemli. Siz anladığınız dilde bile okusanız, yani onu sadece yine seslendiriyor duruma düşebilirsiniz. Manasını anlamaya çalışmak, Kur'an'ın ayetleri arasındaki bağlantıları kurmaya çalışmak lazım. Bunun için okurken aman hızlı olup da şunu bir an önce bitirmem gerektiği diye düşünmeyin. Anlayacağınız hız neyse ayette, üzerine yavaş yavaş düşündüğünüz hız neyse o hızda okuyun. Bir an önce Kur'an'ı bitirmekte değil, anlayarak okumakta, Kur'an'ı hayata geçirmekte marifet. Hani Ramazan'da Kur'an'ı baştan sona bitirebilirseniz ne güzel. Ama bunu yapmanız için hızlı okumaya götürecekse bu size, onu yapmayın. O zaman Ramazan'da Kur'an'ı bitirmeyin. Ramazan'dan sonra da Kur'an okuyun yani. Doğru. Yeter ki anlayarak, bir de anlarken de hayatınıza da geçir. Bak ben şurada Kur'an'da yazıyor, bu hayatımda ben buna yeterince yer vermedim. İşte bundan sonra işte bunu hayatıma geçireyim mesela diyerek bir okuma tarzı geliştirmek lazım. Hocam Rabbim o zaman bize Kur'an'ı okuyup anlayanlardan, anladıktan sonra da hayatına geçirenlerden eylesin. Amin. Biz isteyelim. Amin. Rabbimiz de bunu nasip etsin. Amin. Sevgili hocam. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Siz de her zaman hocam program yapmak biliyorsunuz çok keyifli. Hem öğreniyoruz hem duygusal hem bilişsel yönümüzü. Valla bu Ramazan'da yeni bir şey de yaptık. Bir müzikle yaratılışı anlatma şeklinde bir çalışma yaptık ortaya. Sosyal medyaya girenlere o çalışmamızı Alper Kömürcü kardeşime ve İpek Açar kardeşime buradan selam ediyorum. Onlarla beraber projeyi gerçekleştirdik. Sosyal medyada var. Müzikle yaratılışı anlatmamızı seyircilerimiz acaba beğenecekler mi merak ediyorum. İzledikten sonra bana da yorumlarını yazarlarsa memnun olurum. Sağ olun. Allah teyzesini herkesin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Caner Tassaman'dı. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.